Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz bir pazar klasiği olan Söz ve Işık programı için karşınızdayız. Sizler ekran başına hoş geldiniz. Değerli büyüğümüz Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk de şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Sayın Öztürk'ün isteği vardı, onu bırakabilirsiniz rahatlıkla yanına. Çok teşekkür ederiz. Bugün yine gündemi o değerli Yaşar Nuri Öztürk'ün, profesörümüzün bakış açısıyla değerlendireceğiz. Yani söz ve ışık diyeceğiz sayın seyircilerimiz. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Çok teşekkürler. Hoş geldik ama Antalya'yı bırakıp geldim. Biliyorum. Bir avuç içi kadar bulut yok. Böyle bir günde Antalya bırakılır mı? Neyse, evet. İki gün güneşlendim gene, o da iyi. Dinlendiniz bir miktar, ruhunuzu dinlendirdiniz. Bol bol okuma fırsatı ruhumu, da yakalamışsınız. Ruhumu ben her yerde dinlendiririm de, güneş. Güneş, bambaşka değil mi? Dava bu. Gerçekten öyle. Ben de hafta sonu konferans için hem Adana hem Antalya'daydım. Uçakta da bir tatlı sürpriz oldu. Bugün birlikte İstanbul'a geldik. Beni görür görmez ilk tepkisi şöyle oldu Sayın Öztürk'ün. Yahu şuraya bak, bırakılır mı bu dedi. Hakikaten bırakılmayacak derecede güzel bir havaydı. Fakat Antalyalılar bu havada bile klimalarını sıcağa çevirip evlerinde öyle oturuyorlar. İnanamadım. Kalın kazaklar, ceketler, atkılar, sanki Antalya'ya kar yağıyor gibi. Bizim kışımız bu diyorlar. Yani farklı bir bakış açısı var. Bizse orada neyimiz var neyimiz yok üstümüzden atmaya çalışırken böyle de bir iklim farklılığı yaşanıyor galiba. Benim yerimin önünde bir teras çok güzel güneş alıyor, denize nazır. Orada ben atletle oturdum. Ne güzel. Evet, renginizden de zaten anlamak hemen mümkün. Muhteşemdi. Yani o serin ne zaman çıkıyor? İşte saat 3'ten sonra filan. Hafif. Evet. Tatlı bir serinlik. Ama geldik yine memleket hallerine düştük. Evet. Neresinden başlasak bilemiyorum. Bu Rusya meselesi artık iyice Arap saçına dönmüş gözüküyor. Özellikle Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması vardı. O çok hoş, alımlı bir kadın, o hanımefendi göndermelerde bulundu. Yani IŞİD'e destek veriliyor Türkiye'den petrol yardımı konusunda dedi. Veriliyor. İşte Fransa'da da biliyorsunuz iklim zirvesinde Sayın Erdoğan bunu ispatlasınlar, bu makamı bırakırım demişti. İki gün önce göndermede bulundu Lavrov'un sözcüsü. İspatladık her şeyi. Bu makam ne işe yarıyor? Hı. Hadi buyurun terk edin diye. Ciddi bir salvo vardı Rus tarafından. Ne oluyor aslında? Rusya, yani Rusya hem de Dışişleri Bakanı düzeyinde öyle bir iddiayı, o belgeyi hazırlamadan dillendirmez. Bunu bileceksin. Devlet adamı bunu bilir. Ve ona göre konuşur. Tabii. O belgeyi hazırlamadan Rusya o açıklamayı yapar mı? Herkes biliyor bunu. Herkes biliyor. Evet. Peki, yani devlet adamlığı dini söylemlerle paralel gidebilecek bir şey değil. Onları birbirinden net bir çizgiyle ayırmak gerekiyordu. Fakat bizde garip şeyler oluyor. Artık bizi de dinlemez oldu dünya galiba, değil mi? Bu dini acayip söylemlerle mi dedin? Evet. Din hayatın kendisidir. Yani şöyle değil ama. Din hayatın kendisi ise dinciler hayatın demek ki ta kendisini yaşıyor. Hayır, öyle değil. Hayatın kanunları var. Evrensel kanunlar var. Onlarla, din de onlardır zaten. Bunu siz alıp da hayatla çelişen bir din oluşturdunuz mu? O din olmaz. Ona Kur'an insanları aldatma tekniği diyor. Şeytani bir oyundur, o din min değildir.
Türkiye'deki de bugün odur. Türkiye'de dinin yok. Bana göre İslam dünyasında din yok. İslam dünyasında din var demek için Kur'an İslam dünyasında hayata girdi demek lazım. Diyebilir misin? Bana hiç diyemezsin. Mümkün değil zaten. Dünyada herkese desem bana diyemezsin. Hiç kimse bunları savunmasın. Ben bunları savunurum ve bunları ispat ederim. Kur'an ortada durdukça hiç milim de geri adım atmam ve üzülmem, kaygılanmam, ümitsizlenmem. Şimdi din, nerede din? Buyur sana şimdi ben. Zuhruf suresi 55. ayet. Burada ne içinse bilmiyorum, not almışım. Şurada, Büyük Millet Meclisi'nden kalma not kartları bunlar. Diyor ki Zuhruf 55, zalime itaat Allah'ı taciz etmektir. Şimdi al bunu. Oturt. Tabii. Bir eline de İslam dünyasını bak bakalım. Zalime itaat edersen Allah'ı taciz edersin. Sonuç ne olur? Cenab-ı Hak sonucu veriyor. İntakamna. İntikam alırım diyor. Oo. Kimden intikam alırım? Zalime itaat edenlerden intikam alırım. Hadi buyur. Adin. Bu vedalardan alınmamış. Ben bunu vedalardan filan almadım. Upanishadlardan almadım. Marx'ın Das Kapital'inden almadım. Kant'ın aklın kritisizminden almadım. Nereden abi? Kur'an işte adresinde veriyorum. Nerede din? Din şeyde. 300 metrede bir dikilen mescid-i dırarlarda, yani bugünkü tabiriyle camilerde. Orada dinin yok. Cami dini mahvetti. Kur'an bir mucize koymuş ortaya. İnsanlığın aleyhine işleyen camilere zarar veren camiler demiş. Ve bunların niteliklerini de vermiş. Kur'an öyle kirinizi, pasınızı önünüze koyarken haşa haşa laf ebeli yapmaz. Matematik realitelere dayanır. Şimdi siz camiyle din ispat edemezsiniz. Camiyle din ispat etmeniz için şunların hayata geçmesi lazım. Bugünkü camiyle ancak dinsizlik ispat edersiniz. Bu camilerde din mi yok? Binaenaleyh Türkiye'de de din mi yok? Hesabımızı, kitabımızı ona göre yapalım. Ben mesela ateist olsun, deist olsun veya mümin olup da işte böyle tereddütleri olan ama solcu temelde arkadaşlara diyorum ki ya kendinize gelin. Gölgeyle boks yapmayın. Gölge boksu diye bir tabir de vardır. Gölgeyle dövüşmeyin ya. Siz şimdi Türkiye'de dinden şikayet ederken gölgeyle dövüşüyorsunuz. Siz dini bilmiyorsunuz. Siz neyinden şikayet ediyorsunuz dini? Ulan ortada din yok ki şikayet edesin. Siz dini bilmiyorsunuz. Siz neyinden şikayet ediyorsunuz dini? Ulan ortada din yok ki şikayet edesin. Bu dinsizliğin daniskası bu. Hile bunda, yalan bunda, iftira bunda, zulüm bunda. İsraf bunda. Ya ne kalıyor geriye? Temel belalar, Kur'an'ın verdiği temel belalar bu. Hepsi bunlarda.
Hırsızlıktan oğlancılığa kadar bunlar da. Diri diri adam yakmaya kadar hepsi bunlar da. Ha bunlarda bir şey daha var. İşte o demin dediğim camileri mümkün mertebe sıklaştırmak. Şimdi buna siz din mi diyorsunuz? Eğer bu dinse hoş geldin dinsizlik. İyi ki varsın. Hiç olmazsa namusunuzu ve aklınızı kurtarırsınız. Bu din patentli, bu dinsizliğe, bunları Kur'an'dan alıp söylüyorum, teslim olursanız, dininiz gittiği gibi, o zaten gider baştan, namusunuz ve aklınız da gider. Onun için doğru konuşalım, ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Ben dincilere demiyorum bunu. Onların ağzından çıkanı kulağı zaten duyuyor. Onlar bir biliyor ne yaptıklarını. Onlar belli. Adam işini yapıyor. Adamın işi imansızlığı paraya tahvil etmek. O işini yapıyor. Namuslu adamlara ne oluyor? Bunlar gölgeyle dövüşüyorlar. Lan gölgeyle dövüşmeyin. Şu işin, şimdi gene Putin diyeceğim. Bazıları uyuz olacak. Bazıları da kuduz oluyor. Ve öyle bir kuduz ki bu, bunun Pasteur tarafından bulunmuş bir aşısı falan yok. Bunlardaki kuduzun aşısı bir tek bende var. Beni de dinlemiyorlar, düşman ilan ediyorlar. O zaman deva yok. Deva bulmayacakmış, şarkısında söylendiği gibi. Şimdi öbürlere ben diyorum. Lan gölgeyle dövüşmeyin. Putin'in tırnağı olacak bir adam İslam dünyasında yok dedim. Var. Var da dinlenmiyor. Dinlenen adamlardan yok. Ben 40 tane Putin'e 5 basarım. Tabii. O ayrı. Benim gibi daha niceleri var. Ama dinlenen adamlar içinde yok. Ne diyor Putin? Ben İslam denince Kur'an'ı anlarım diyor. Peki sen bunu söylüyor musun? Suyun öbür tarafındaki Takkeli Mefisto diyor ki, son zamanlarda esas tariz banadır. Tabii. Çünkü o fikri mümessili ben kabul ediliyorum. Edilmesem bile ben de o fikre mütemail dahi olsam o bana saldırır. Diyor ki, son zamanlarda Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık türedi. Eğer bir sapıklık varsa, ey Takkeli çete lideri, o senin işte şu söylediğin sözdür. Bu söz dururken başka sapıklık arama. Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık diyor. Bu bizatihi küfürdür. Bizatihi küfür deklarasyonudur bu. Tecdid-i iman etmesi lazım. Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık türedi diyor. Kim bu? Asrın Mevlana'sı, işte asrın en büyük dini lideri, bilmem ne falan. Yani emperyalizmin verebileceği bütün övgüleri benliğinde taşıyan birisi. Bu diyor bunu. Putin gayrimüslim bir adam. İşi devlet yönetiyor. Adamın din minti böyle bir şeyi yok ama namuslu adam. Diyor ki, biz İslam denince bir şey anlamak zorundayız diyor. Böyle ona göre İslam, buna göre İslam, zırt çıktı, bırt çıktı, olmaz. İslam dedik mi ne anlayacağız? Bunu ortaya koy. Nerede diyor bunu? Çok önemli bir uluslararası toplantıda. Cenevre'de söylüyor 2008.
O anlayacağımız şey Kur'an'dır diyor. Ben şahsen böyle anlıyorum. Şimdi ben Kur'an adına Putin'in alnını mı öpeceğim? Bu demin bahsettiğim Mefisto'nun takkesini mi öpeceğim? Hayır. Putin için dediklerim aynen doğrudur. Dediğim bu bağlamdadır. Ve bu bağlamda hepsi doğrudur. Ben Putin'i 5 vakit namazlı adam mı ilan ettim? Ne alakası var? Benim söylediklerimin bunlarla ne alakası var? Putin'in söylediğinin ne alakası var? Biz bir küresel namus ve dürüstlük davasını konuşuyoruz. O açıdan baktığın zaman evet Putin'in tırnağı olacak adam İslam dünyasında yok. Merkel'in tırnağı olacak biri var mı? Söyle bana. Bırak. Bunlar büyük dev ülkeler. Evet, tabii. Başka basit bir şey söyleyeyim sana. Şimdi masamın üstünde bitirmek üzereyim. 3 milyon nüfuslu Uruguay'ın devlet başkanı Mujica. Ha, tabii. Mujica'nın tırnağı olacak bir adam var mı İslam dünyasında? Siz onun özelliğini kitabınızda da... Buraya Mujica'yı koy, bir daha yazacağım. Mujica benim... Tekrar, yani daha mı detaylı geliyor? Tabii, meşgale alanım. Şu anda onunla meşgulüm. Mujica'yı buraya koy, Ebu Zer'i buraya koy. İsimleri, nüfus kağıtları, zahiri inançlarını bir kenara koy, aynı şey, örtüşürler. Mujica'yı buraya koy, bir tane de en iyilerinden, demin bahsettiğim Mefisto'yu koy buraya. İnsanla kobra yılanının en tehlikeli türü olan Mabra'nın farkı neyse bunların ikisinin farkı budur. Şimdi öyle yağma yok. Bak burada. Burada. Ne diyor? Zalime itaat Allah'ı taciz eder. Ve Allah bu tacizin sonucunda zalime itaat görevini yerine getirmeyenlerden intikam alır. Lan bunu ne yapacaksınız? Bu yenilir, yutulur mu bu? Ya ben inanmıyorum, benim böyle bir imanım falan yok, böyle bir kitap da kabul etmiyorum diyeceksin. Ki lisan-ı hal ile dediğim budur. Yahut da diyeceksin ki, arkadaşlar gelin buraya bakalım. Şu durumumuzu bir gözden geçirelim. Bakın burada ne diyor. Diyor mu? Bakın, dindar olmak, dindar görünmekle de halk karşısında sağlanabildiği için ona güvenmeyin. Onun için Kur'an-ı Kerim dindarlığı yani takvayı insanlar arasında bir değer ölçüsü olmaktan çıkarmıştır. O Allah'la kişi arasında bir değerdir. İnne ekrameküm indellahi etkaküm diyor. Sizin en değerliniz Allah katında en değerliniz. Takvada en ileri olanınızdır. İndallahi niye koymuş oraya? Arap gramerine göre cümlenin esas beklenen şekli inne ekrameküm etkaküm'dür. En veciz ifadesi odur. Hayır. Bir devrim yapıyor. İndallahi'yi sokuyor oraya. Allah katında. Sen çıkıp da ben dindar cumhurbaşkanı istiyorum diyemezsin kardeşim. Bu Kur'an. Sen çıkıp da ben dindar cumhurbaşkanı istiyorum diyemezsin kardeşim. Bu Kur'an'a hakarettir. Bu Allah'ın koyduğu kurallara hakarettir. Bu Allah ile aldatmanın en
onursuz şekillerinden biridir. Diyemez. Ne diyeceksin? Kur'an onları vermiş. Dindarlığı insanlar arasında ölçü yapmayın diyor. O Allah'la kişi arasındadır. İnsanlar arasında ölçü nedir? Ehliyet, liyakat, gayret, değer üretmek. Bunlar var mı yok mu? Sen meseleyi dindarlık diye koydun mu, o halk mahvoldu demektir. Çünkü bu dindarlık bir yer geliyor, ya bir kıyafete indirgeniyor duruma göre. Türkiye'de bu yok. Ya iki rekat namaza indirgeniyor, ya filan tarikata üye olmaya indirgeniyor. Peki bu Kur'an'ın istediği ehliyet ve liyakat, gayret ve üretim ne olacak? Ha, onlar da Putin gibi, Merkel gibi, son örnekler çok, Mujica gibi adamlara kalıyor. Sonra bu adamları övdün mü de birilerinin bir yerlerine batıyor. Vallahi beni hiç ilgilendirmez. Nerene batıyorsa batsın, tedbirini al, batmasın. Kur'an burada. Ben Kur'an'ın dediğini birilerinin keyfi için rötuşlayamam. Bunun hesabını Allah'a veremem. Böyle bir niyetim asla yok. Hiç olmayacak. Hiç yapmayacağım bunu. Ama Kur'an'ın dediğine göre herkesi rötuşlarım. Herkesi rendelerim. Rötuş ne demek? Rötuş hafif. Herkesi planyadan geçiririm. Hatta hızardan geçiririm. Ben girmem senin planyanın rendenine. Cehenneme kadar yolun var. Girmesen git. Bizde böyle. Beğenmiyorsan güle güle. O bakımdan dinden şikayeti olanlar Kur'an'ı tanıyacaklar. Kur'an'ı tanımadan dinden şikayet de ayrı bir kudu zilletidir. İslam'a saldırma aracı yapılan bir illettir o da. Mehmet Akif bunu 1920'de deşifre ediyor. O tipi. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz diyor. Protestanlara zangoçluk eder. Şu son 15 yılda bu zangoçoğlu zangoç alçakların sürülerine rastladık. Bir zaman Allah'a söverek prim yaptılar. Bir zaman Atatürk'e söverek, Atatürk'e taparak prim yaptılar. Evet. Şimdi zangoçluk yapıyorlar. Hepsi neredeyse bir numaralı dindar oldu herifler. Ve Atatürk'e sövüyorlar. Ve birileri de çıkıyor. Bunların şimdi bir şekilde canı yandı mı? Bunlardan işte basın kahramanı, demokrasi kahramanı. Bunlardan demokrasi kahramanı falan. Bunlardan ancak ahır tahtası olur. Bunlar adam madam değil. O bakımdan demokrasiyi memokrasiyi bırakın, haysiyetiyle yerinde dursun. Siz ona elinizi sürdünüz mü, pisleniyor. Çok doğru. Sürmeyin elinizi. Siz kim, demokrasi kim? Bir zamanların Allah'a söven zangoçları. Bir zamanların Allah'a söven zangoçları. Siz Mehmet Akif'in tanıttığı zangoçlarsınız. Sizin haysiyetiniz
kilonuzdan çok hafif. Size saygı duymam ben. Bir insanın haysiyeti kilosundan da boyundan da büyük olmalıdır. Küçükse ona saygı duymam ben. Ona köpek ölüsü kadar saygı duymam. Köpek ölüsü, nihayet Allah'ın masum bir hayvanının ölüsüdür. Bunlarınki öyle değil. Çünkü bunlar ölmez, bunlar geberecekler. Bunu daha önce de söylemiştim. Tabii, mesela. Ölmek insan gibi yaşayanların, ölmek bir hayati gerçektir. Kim kaçabilir ondan? Kim kötü diyor ona? Olur mu öyle şey ya? Mevlana diyor ki, siz ölümü ne zannediyor ya? Ölüm vuslat diyor. Dünyanın bütün kirinden, pasından, kahrından, ıstırabından, alçaklıklarından, dönekliklerin her şeyinden kurtulup tertemiz bir aleme gidiyorsun. Bundan ben şikayet eder miyim diyor. Ya benim düğün günüm bu. Tabii düğün günü diyor. Ama hayatını adam gibi yaşamayanlar için böyle değil. Evet. Ne güzel anlattınız. Şimdi sizin şu dört büyük cendere diye bahsettiğiniz... Gülgün. Tam 12. Ama muazzam. Yani bu hakikaten özel olarak defalarca okunması gereken bölüm. Ve Müslümanları ölümün kucağına almış bulunan bu cendereler 4 tanedir. Başı şöyle. İslam dünyasında özgürlükleri boğan cendereler, Kur'an'ın verileri doğrultusunda Muhammed İkbal tarafından belirlenmiştir. Evet. Ve bu 4 tanedir diyorsunuz. Evet. 1. 4 cendere İslam dünyasında kitleleri mahvediyor diyor. Büyük Alman düşünür, Allah rahmet eylesin, benim onunla sohbetlerim de oldu. Anmari Şimel çok büyük bir, çok büyük bir bilgeydi, makamı cennet olsun. Bunları şerh etmiştir. Allah Allah. İkbal'i anlatıcı, çünkü İkbal mütehassısıdır. Gabriel Swint diye bir kitabı var. İkbal'in kitaplarından birinin adını İkbal'i anlattığı kitaba vermiştir. İkbal'in kitabının adı Bali Cibril'dir, Farsça. Cebrail'in kanadı. Gabriel Swint de onun İngilizcesidir. İkbal'i anlatır orada. Muhteşem bir kitaptır. Oradan almışım ben onu. Evet. Şimdi, dört cendere. Dört cenderede nefes almak için çırpınıyor İslam dünyasındaki kitleler. O kitlelere birinin Zuhruf 55'i hayata geçirmeyi öğretmesi lazım. Bakın hangi dille konuşuyorum, ne diyorum. Zuhruf 55'i hayata geçirmeyi onlara öğretmesi lazım. Nedir Zuhruf 55? Zalimlere isyan edin. Etmezseniz Allah'ı taciz etmiş olursunuz. Allah sizden intikam alır. İşte bu. Kitlelere bunu birilerinin anlatması lazım. Bunu kitlelere Mustafa Kemal hem anlattı, hem uygulamasını yaptı. Ama bu işten ciddi rahatsızlık duyan emperyalizm, Batı emperyalizmi, Mustafa Kemal'e açtığı savaşı İslam dünyasındaki namussuz dincilere ihale etti. Şimdi Türkiye bunun bir numaralı mekanıdır. Bu namussuz ihalenin işlediği bir numaralı mekan Türkiye'dir. İşte onun için demin dedim. Bir zaman Atatürk'e tapan, Allah ilan edenler, şimdi Atatürk'e söverek prim yapıyorlar. Zangoçlar. Akif'in zangoçları. Gene birilerinin anlatması lazım. İslam dünyası aykırı adamları dinlemek zorundadır. İslam dünyası aykırı adamları dinlemek zorundadır. Şimdi
Bakın, büyük Mevlana, onun bastığı toprakları öperim ben. Ölümsüz Mevlana. Diyor ki, yolu diyor tam bilemeyebilirsin. İlmin, idrakin, irfanın buna yetmeyebilir. Olur. Ben sana kestirme diyor, bir ölçü vereyim. Bunu kullan diyor, doğru yolu bulursun. Eşeğe bak diyor. Eşeğin gittiği yönün tersine git. Doğru yol odur. Eşek, ben bunu tez yaptıracaktım. Parlamentoya gittim, kaldı. Aa. Hazırlıklarını yapmıştım. Adaylarının da ikisi, üçü vardı. Mevlana'nın sisteminde eşek kavramı. Eşek neleri sembolize ediyor? Sembolize ettiği şeylerden biri de akıl düşmanlığıdır. Biri şehvete tapmadır. Şimdi Mevlana diyor ki eşeğe bak. Yani akıl düşmanlarına bak. Şehvetine tapanlara bak. Bunlar ne tarafa gidiyorsa onun tersi doğru yoldur. Şimdi ben de buradan alarak İslam dünyasına diyorum ki doğru yolu bilemeyebilirsin. Sana bunu öğretmediler. Öğrenmene imkan vermediler. Kısmen bir mazeretim var. Yani bu mazeret 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, hadi 100 yıl kabul edilebilir bir mi ama 1000 yıl kabul edilmez ya. Edilir mi? Tabii. Dünyada bu kadar iş olup biterken 1000 yıl olmaz bu. Ama hadi gene varsayalım. Kısa ölçü. İslam dünyasındaki aykırı adamlara bakacak. Aykırı adamları takip edecek. Ancak o aykırı adamların hepsi hakikat üzerindedir demek istemem. Bu büyük saçmalık olur. Ama büyük kısmı hakikat üzeredir. Çünkü aykırı olmanın riski çok büyüktür. Aykırı olmanın riski dağlara, kayalara bıçak çekmektir. Aykırı adamları takip edeceksiniz. Onlar idealist. İdealistin bir tarifi de aykırı adamdır. Nietzsche öyle diyor. Aydın tarif vermiştir. Aydının tarifi topluma belletilen, ezberlettirilen, tartışılmaz değerler gibi kabul ettirilen şeylere karşı çıkan adamdır aydın diyor. Efendi Hazretleri böyle buyurmuş. Dediğin zaman her taraftan havuzuna bal kaymak akacak, ceplerine para akacak. Tamam bunlar böyle sistem kurulmuş. Ve bu adamlar öyle makbul adamdır ki herkes onu sever. Ulan ne demek herkes onu sever? Bir adamı herkes nasıl sever lan bu? Bu fahişe mi? Islık çalana giden, parayı zarfın içine koyup şöyle sallayanın peşine giden. Bu mu adam? Herkes onu sever. Nasıl sever herkes onu ya? Che Guevara öyle diyor. Düşmanın yoksa diyor, adam gibi yaşamadın demektir. İmanın yok demektir. Ben soruyorum şimdi. Bunu bizim toplumumuza belletenlere. Hazreti Muhammed'den daha yüce, daha makbul İnsan olabilir mi? Bence olamaz. Peki o zaman tekrar soruyorum. Hazreti Muhammed'i herkes seviyor mu? Tabii ki. Ulan öz amcası sevmiyor, öz amcası. Mekke'nin girişlerine, kodaman çünkü zengin adamlarını koyuyor, diyor ki, buralardan dışarıda dış şehirlerden gelen, Muhammed'i ziyarete gelen adamları bloke edin, ya geri çevirin, geri çeviremiyorsanız, İfsad edin diyor. Gelen adamları bloke edin.
Ya geri çevirin, geri çeviremiyorsanız ifsad edin diyor. Muhammed'e gidip ona teslim olmadan onların zihnini karıştırın diyor, ifsad edin. Şimdi nasıl oluyor da herkesin sevmesi bir ölçü oluyor? Herkes onu sever. Aman Allah'ım sana binlerce şükürler olsun ki herkes beni sevmiyor. Yani herkes beni sevseydi kendimi bir böcek gibi görürdüm. Herkes sevmiyor beni ya. Ben adam olmanın zevkini öyle tadıyorum. Ben şey miyim? O demin dediğimden miyim? Herkes beni sevecek. Hemen bir ıslık peşine. Ertesi gün bir ıslık onun peşine. Hayır. Benim imanım var. İman sonsuzlukla kıyılan nikahtır. Benim sonsuzlukla kıyılmış nikahım var. Ben paranın, pulun, sokağın metresi değilim. Tamam mı? O bakımdan şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder. Bu fikir fahişesinin Akif'in o edepli diliyle ne güzel anladın, ifadesidir. Ne fikir anladın, fahişesi. Evet. Fahişelerin adı çıkmış. Kader kurbanı onlar. Fahişelik insanlığın en eski kurumudur. Biri değil, en eski kurumudur. Ve onu tetkik edin ki edenler vardır. Ve o iş üzerinde duranlardan biri de bizim peygamberimizdir. Siz bilir misiniz? Hayır. Birisi yapsın bunu. Hazreti Peygamber'in bakış açısıyla o kader kurbanı fahişeler, bakın neler söylemiş. Neler söylemiş. Bir bakın bakalım. Geçen burada Balzac'tan bahsedecektim. Evet, kaldı. Balzac'ın ana eserlerinden birinin adı odur. Splendeur et misère des courtisans. Fahişelerin ihtişam ve sefaleti. Önce ihtişamı koymuş. Splendeur. Sonra mizeri koymuş, sefaleti koymuş. Evet. Adam diye kitlelerin önünde yerlere eğildikleri birçok kadavradan o fahişe diye nitelenenler çok daha üstündür. Çok daha namusludur. Kader kurbanıdır. Zahirde, fotoğrafta adı fahişedir. Balzac bir sosyolojik tahlil yapıyor. Balzac Fransa'da realizmin öncülerinden biridir. Realist akımın, gerçekçi akımın. Her romanı bir olaydır, her romanı bir tahlildir. Bu da onlardan biridir ve ben bunu, koca bir kitaptır, Fransızcamı geliştirme adına ders kitabı olarak satır satır okudum. Okudunuz, evet. Burada bir Votren tipi var. Onu tanımak lazım. Votren. Bir yılan, bir iblis. Bu kader kurbanlarını kendi hesapları için kullanan bir iblis. Zaten Balzac'ın eserinin bir adı da Votren'in geri dönüşüdür. Votren korkunç bir tip. Türkiye Votren dolu. En görkemlileri de dinciler içinde. Ben Votrenli'ye tenezzül eden bir tane ateist görmedim. Bir kere daha tekrar ediyorum. Deist hiç görmedim. Göremezsin zaten. Deistler namusu ve imanı için topluma kafa tutmuş mümin adamlardır. Kur'an'ın bize tanıttığı hakiki müminler onların içindedir. Ateist de görmedim. Votrenler hep
dincilerden çıkar. Şimdi bu dincilerden çıkar. Şimdi burada Balzac bir ayrım daha getirmiştir. Para, rahat, zevk, çalışmadan keyif sürmek için kendini satan tip, metres tip. Metres fahişe değildir. Metres kader kurbanı falan değildir. Kazaya uğramış bir zavallı falan değildir. Metres ruhunu keyfe, bedava yaşamaya, paraya satmış bir mahluktur. Tabii Fransızca da Balzac, tabii Fransızca bir kelimedir. Tabii. Balzac bunu ayırıyor. Bunları ayırıyor. Öyle ince tahliller yapmış. O tahlilleri ben Cemil Meriç, Allah mekanını cennet etsin, benim birkaç sene sohbetine devam ettiğim ve biliyorsun gözleri görmüyordu. Ben ona Fransızca metinler okurdum. Yani bir nevi asistanlık, katiplik yapardım. Ama aslında yararlanan bendim. Ben o işi yaparken ondan neler aldım, neler aldım, neler aldım. Öyle gani bir insandı. Öyle gani bir insandı ve öyle mütebahhir bir insandı. Yani Batı'yı ondan öyle bir adam, Batı'yı anlatacak bir adam bugün yok. Balzac'ı ben ondan okudum. Balzac'ı bu Splendeur et Misère de Courtisan kitabını bana okutur, tahlil ederken bütün Batı edebiyatını önümüze serdi. Ne muazzam ve Doğu'yla mukayeseler yaparak, evet. Hint Vedik sistemlerle evet. mukayeseler yaparak öyle zengin kültürü olan bir insandır. Şimdi bunların için anlatıyorum. Bunları bilmeyenler, bunları hiçbir zaman bilme şansı da olmayacak olan kitleleri rahatlıkla aldatıyorlar. Biz bunları bilen adamız. Biz Lolo'ya papkış bırakacak adam değiliz. Langur lungura. Şimdi bu tabiri de Kur'an'dan alıyorum, bilir misin sen? Ama şimdi Kur'an diyor ki, ağzımdan aldınız. Kur'an diyor ki, bak deşifre ediyor. Fikrin hakikatin karşısında kancıklaşan tipi deşifre ediyor. Neye sığınır bu tip? Şu tabirlere bakın. Alın. Ulan dinleyin. Bana sövmek hüner değil. Ben sizin hiç yanına yaklaşamayacağınız şekilde söverim. O hüner değil. Çok güzel. Ve öyle söverim ki mahşer meydanına kadar unutamazsın. Ama hüner değil. Bazen yapıyorum, ben o halimden de şikayetçiyim. Şimdi benim bir de sokak tarafım var çünkü bazen tutuyor. Şikayetçiyim, yapmamaya çalışıyorum. Ama ne güzel samimiyetle söylüyorsunuz. Evet, gayet işte. Gayet ne güzel. Evet. Lan dinleyin. Bakın diyor ki, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Bu Kur'an'a karşı çıkanlar dediler ki, bu nankör imansızlar, kelimede o manada var. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ola ki dinlemek zorunda kaldınız, bir şey oldu. Yaygara koparın, gürültü çıkarın, laf gürültüleri yapın, bu yolla galip gelin. Bakın, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Bu yolla galip gelmeniz umulabilir. Yoksa oturur adam gibi konuşur tartışırsanız böyle bir şansınız yok. Gürültü yapın, yaygara yapın, gargaraya getirin. Şimdi ben
İslam dünyası Kur'an'a ihanet etmişti. Vay Müslüman din kardeşlerimizi Kur'an'a ihanetle suçladı. Bir tanesi yazmış. Lan sen kimin çocuğusun sen? Sen kimin çocuğusun? Çocuğusun sen. Sen kimin çocuğusun? Kimsenin çocuğu diyemiyorum sana çünkü onlara hakaret olur. Diyor ki Yaşar Nuri şu 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 sözleriyle dinden istifa etmiş oldu. Hadi canım. Bakar mısın? Bu nasıl bir sığlık? Nasıl bir boşluk? Bakar mısın? Sığlık boşluk falan değil. Neyse. Onu anlayan anlamıştır. Bazılar Necip Fazıl'ın bir yazısını okumuştum rahmetlinin. Böyle sataşırlar, saldırırlardı. O da o kılıçtan keskin kalemiyle bazen bir vururdu. Biçerdi böyle. Hakikaten. Ben Necip Fazıl'la 2 sene çalıştım. Tercümanda sayfa hazırladık beraber. Bilirim. Korkunç bir zeka. Şiirde bir anıt. Anıt. Ama ayrıca zeka, kültür var. Batı'yı çok iyi bilir. İslam'ı bilmez. Sever, inanır, bilmez. O yüzden büyük hataları var. Keşke bilseydi. Neyse. O bir yazı yazmıştı. Diyor ki, onun yazısı. Tip vardır diyor fahişe. Çocukları için yüz karasıdır. Sayıyor birkaç. Tip vardır. Fahişeler için yüz karasıdır diyor. Bu erkektir bu tip. Onu uzun veriyor. Oralara giremiyorum çünkü rütük çarpar bizi. Anlatıyor. O anlatır. Şimdi bu demin dediğim de bu tiplerden biri. Ben bunlara diyorum ki bakın, okuyun öğrenin. Yani ona buna sataşırken ağzından çıkanlar içinde 3 tane de dinlenebilir bir şey olsun ya. Bir şey olsun. Kur'an ne diyor? İmansız, nankör, Kur'an'a karşı çıkan güruh şöyle dedi kodamanları. Kodamanları. İşte o Ebu Leheb vesaire vesaire. Dediler ki sizin Kur'an adına oturup konuşup tartışmakla Kur'an'ı, mesajını okut, oturup tartışmakla varacağınız hiçbir yeri yoktur. Hiçbir başarı şansınız yoktur. Tek şansınız, Kur'an'ın dinlenmesine engel olacaksınız. Bu da nasıl olur? Velgav fihi diyor. Gürültü koparın. Onun dinlenmemesi için yaygara yapın. Gargara yapın. İşte bugünkülerin yaptıkları budur. Sen gel şöyle. Şöyle otur şuraya. Ben de buraya. Millette bak bu kadar imkan var. Ben bunları çağırdım böyle. Dedim ki bak ben tek geleceğim. Program müsait. O zaman nerede? Kanal D'de program yapıyordum. Siz 4-5 kişi gelebilirsiniz. Programın formatı buna müsait. Konuşalım. Konuşalım. İster cengü cedel manasında konuşalım, kavgalı. İster dostça sohbet edelim, halk dinlesin. Siz eleştirilerinizi yönetin, ben cevap vereyim. Yanlış yaptığımı fark ettiğim anda namusum ve imanım üzerine söz veriyorum. Hala o sözümdeyim. Ben milletin önünde özür diler, size de şükranlarımı ifade ederim. Ben böyle bir adam. Hayatımda hep böyle yaptım.
Örnekleri çoktur. Biliyorum. Gelin dedim ya, niye böyle ya, merdiven altlarında niye sövüyorsunuz ya? Bunu herkes yapar. Ve bunu o zaman Nokta Dergisi'ni yöneten Masum Türker aldı. Bu yayından sonra bunların öncülerin elebaşlarından birkaçını aradı. Masum bana kendi anlattı. Ben nereden bileceğim? Demiş ki böyle bir şey dedi. Bana göre hata yaptı. Kendini tehlikeye attı ama mühim değil. Ben moderatörüm. Gelin bir program yapalım. Adama müsbet cevap verin. Veya bana yetki verin, ben cevap vereyim. Bir araya getireyim sizi bir programda. Bitirin işini demiş. Aynen bu tabiri Masum kullanmıştır. Alın ortaya, bitirin işini. 1.95 boyunda kazıklarından bir tanesi Masum Bey'e dönüyor. Diyor ki, Masum Bey, Masum Bey. Ne diyorsun sen ya, diyor. Biz, diyor, Yaşar Nuri'yi ortaya alacağız. Tartışacağız ve işini bitireceğiz. Ya o masadan kalkmadan hepimizi tek tek yutar. Yutar dediği adam da kilosu ve ebadiyle benim 4 katım. Ya Masum demiş ki, nasıl lan sizi yutacak? Şu kadar bir adam nasıl yutacak sizi demiş ya. Böyle şey olur mu? Eğer fikren yutar eder mi? O zaman demiş, adam hakkında konuşmayın. Haysiyetli olun, edepli olun. Bak, bunu itiraf ettiğinize göre saygılı olun. Bunun icabını yapın demiş. Ha şimdi Kur'an veriyor bunları, bunları deşifre ediyor. Bu imansızlığı deşifre ediyor. Kur'an'dan koordinat alın diyorum ya ben. İşte bunlar koordinatlardır. Gürültü yapıyorlar. Evet. Gel otur şuraya, konuşalım. Bak, al Kur'an-ı Kerim'i de önüne. Ben 9 yaşından beri ezbere okuyorum. Dilini de ana dilimden daha iyi biliyorum. Ben zaten hazırım. Evet. Sen de al hazırlıklarını yap, gel. Bak et. İmkan ve ihtimal var mı? Mümkün mü? Mümkün mü? İmkan mümkün ve ihtimal var mı? Efendim, bir ara işaretimiz var. Kahveniz de soğudu bu arada. Yalnız yani kahve tamam, Allah eksikliğini vermesin. Peki. Anladım ben sizi. Zeynep geliyor. Değerli izleyicilerimiz, birazdan burada olacağız. Lütfen Söz ve Işık programını izlemeye, dinlemeye, hatta not tutmaya devam ediniz diyorum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar ekrandayız. Ve değerli izleyicilerimiz, Ulusal Kanal'da Söz ve Işık devam ediyor. Bugün bambaşka anlatılarla ortalığı gerçekten böyle ciddi ciddi parçalayarak devam ediyor Söz ve Işık. Hakikaten iyi ki bunları söylüyorsunuz, bunları anlıyorsunuz. Mesajlar da gitmesi gereken yere gidiyor. Acısı olan konuşur. Evet. Acı duymak için de ciddi olmak lazım. Ben hakikate aşık bir adamım. Hakikatin pecmürde edildiğini gördükçe acı duyuyorum. Ben hakikate aşık bir adamım. Hakikatin pecmürde edildiğini gördükçe acı duyuyorum. Ben dünyanın en ağır ameliyatlarından birini geçirdim. Kanserle mücadele ettim. Hiç acı duymadım. Hiç. O günlerde bile acı duyduğum buydu. Ülkenizi düşünüyorum. Ülkemi, insanlığı düşünüyorum. İnsanlığın düşüşleri beni kahrediyor. Çünkü ben de insanlığın bir parçasıyım. Ülkeme gelince iyice perişan oluyorum. Çünkü ben bir babayım. Ben çocuklarıma, torunlarıma bu ülkeyi bırakacağım. Bu ülkenin perişanlığını
görüp de nasıl acı duymam ben? Söyler misin bana? O acıları duya duya geldik. Şimdi ne yapacağız? İşte onun için ben böyle konuşuyorum. Yani biraz amiyane bir halk benzetmesi ama güzel düşecek. Adam incirden düşmüş. Ayağının bir yeri dizinin kırılmış. Acılar içinde feryat bağırıyor. Biri geliyor diyor ki işte şöyle yapın. Öbürü geliyor oraya işte ispirto dökün. Öbürü geliyor oraya sıcak su koyun. Öbürü bu tarafa çevirin şöyle bağlayın. Daha fena adam bağır. En son adam demiş ki ya arkadaşlar bırakın bunları. İçi bana incirden düşen bir adam bulun. Benim halimi o anlar. Şimdi ben de incirden düşen adam arıyorum. Beni o anlar. Konuşur, tabii ki konuşurum. Tabii ki etkili olur benim konuşmam. Evet, ne diyordu bir tanesi? Geçen yazdı, ben onu bir yerde, kitaplarımın bir yerinde kullanacağım vakti geldiğinde. Yaşar Nuri ile cehennemde olmayı, onsuz cennette olmaya tercih ederim diye. Gelen mesaj size. Bu kolay bir iş değil. Bak şimdi bir tane Zafer daha, hakkı. Bir tane daha bak. Bir tanesi diyor ki, bir gazeteci bu, Habertürk, Ege'li'de, Ege şeyinde yazmış 13 Mart günü. Bağnaz ve çıkarcı sözde Müslüman tipin tüylerini diken diken eden adam. Benden bahsederken. Uzun uzun yazmış da bir yerinde de bunu diyor. Hoşuma gitti. Niye tüyleri diken diken oluyor? Çünkü Allah ile aldatmaya dayalı saltanatlarına darbe vuruyorum ben. Tabii. Bu ülkede her saltanata tabii darbe vurulmuştur. Zihinleri açıyor. Fakat Allah ile aldatma saltanatına darbe vurulmamıştır. Ve o darbe vurulmadan bu ülkenin rahat yüzü görmesi mümkün değil. Çünkü belaların başı odur. Ben onu yapıyorum. Diyorum ki, Pasteur'ün bulduğu aşının hiçbir etkisi olmayan bir kuduzla ben mücadele ediyorum. Bu kuduzun aşısı bir tek laboratuvarda üretilir. Kur'an laboratuvarı. Ve bugün için, yani yarın kim bilir 50 tane, bugün için Türkiye'de bu laboratuvardan, bu laboratuvarda bu aşıyı üretecek bir tane adam vardır. O da şu satırları yazan adam. Kendimi söylüyorum. Evet, hiç saklamıyorum. Daha iyi bir aşı üreten varsa buyursun söylesin. Allah ile aldatmak tabirinin Kur'an'da olduğunu bu millete ben gösterdim. Evet. Diyanet İşleri evet. Başkanı seviyesinde adamların bile haberi yoktu bundan. Kitabıma bu adı verdim diye. Bu da nereden çıktı dedi herif. Camiler konusunda en radikal, en yürekli çıkış. Zarar veren mescitler tabiri Kur'an'da bir sayfa yer aldığı halde bu millet bunu bilmiyordu. Şeytan evliyası tabirini bu millet bilmiyordu. Bak, bakın. Zalime itaat edenler Allah düşmanı olur mesajını bu millet bilmiyordu. Sarıklı despotizm. Peki siz bunları bilmeden dinci zulümle nasıl başa çıkacaksınız? Ona yağ çekerek. Biz biraz yağ çekelim de bizi hoş görsün. Ulan hoş görmez, ulan hoş görmez. Peygamberini hoş görmedi. Peygamberinin evladını hoş görmedi. Kundaktaki bebeleri ne kadar katletti hepsini.
peygamberini hoş görmemiştir. Bir iki örnek vereyim mi? Lütfen, lütfen. Ha, bakın şimdi. Zaman zaman diyorum ya, Allah ile para yan yana geldiği zaman dinci daima parayı tercih etmiştir. Hiç istisnası yoktur bunun. Allah ile para yan yana geldiği zaman Allah'ı tercih eden dindardır. Çok az o. O mübarek bir insandır. Hakikaten ben ona çok derin saygı duyuyorum. Onun temsilcilerinden de epey insan tanıdım. Bazılarının ellerini öptüm. Şeref duyarım. Yine bulsam ellerini, ayaklarını da öperim. Ama nerede, kaç tane kaldı? Tükettiler. Dinci bir bela. Bunu deşifre edeceksiniz, bunu tanıtacaksınız. Bunun oturduğu saltanat koltuklarını altından tek tek alacaksınız bunu. Bunlar işte falan layık Türkiye'de falan. Lan bırak bu edebiyatı lan. Bununla 70 sene bir yere gidemedin. Şu Kur'an laboratuvarından alsana reçeteyi. Karşındaki illet pastörün aşısıyla tedavi edilmiyor. Yeni bir aşı lazım. O aşıyı ben bu milletin önüne koydum. O aşının unsurlarından her biri bir kitabında vardır. Evet. Onların hepsini toplayacaksınız. Bir ekol yaratıp bu unsurları toplayacaksınız. Reçete ve aşı çıkacak ortaya. Yahut bana müracaat edeceksiniz. Ben aşıyı size hazır şişenin içinde vereceğim. Ondan böyle bir milim, şöyle bir nebze dincinin bir yerine sürdün mü bitti. Bitti. Pastörün aşısından 50 tane şırınga boşaltsan, onların hepsine muafiyet kesbetmiş adam. Bağışıklık sistemi onları aşıyor. Bir tek benim aşımı aşamıyor bağışıklık sistemi. Şimdi bu millete bunu dedik. Bu millet benim egosu çok kuvvetli adam. Lan ben egomu öne çıkarıp da ne isteyeceğim senden? Ne isteyeceğim? Benim en kuvvetli ego sergilediğim diyelim zaman bu son yıllardır. Şu en hayati kitaplarımın yayınlandığı, ulan ego mego değil, yaptığım işi anlatıyorum. Hiç kimse yapmamışsa, ben bunu anlattığım zaman, ben otomatik olarak sivriliyorum. Tabiatı icabı işim. Ve bunun adını ego koyuyor herifler. Ego. Ne ego olacak? Senden beni evlendir diye bir talepten bulundum. Bana ev ver diye bir talepten bulundu. Beni yemeğe götür diye bir talepten bulundu. Sayıyorum sırayla. Bana bağ bahçe ver diye bir talepten bulundu. Ben bu kubbenin altında babamı istisna ediyorum. O benim bütün manevi mirasımın da babasıdır. Onun bastığı toprağı öperim. O ayrı. Tek babam. Bak annem bile dahil değil buna. Ben bu kubbenin altında hiçbir beşere bir kahve borcum yok. Kahve borcum yok. Asla. Birinin bir kahvesini içmişsem ona 40 tane kahve içiririm. Bir şekilde mutlaka bunu hallederim. Ben birinin kahvesini içmiş ve ona kahve borçlu olarak da bu dünyadan ayrılmak istemiyorum. Bu kadar aykırı bir adam. Allah da bana buna göre imkanlar verdi. Hiç kimseye bir tenezzülüm olmadı, olmaz. Dolayısıyla ben ego yapıp da ne bekleyeceğim senden?
Kur'an bana şunu öğretti. Leyl suresinde bu. Şimdi oralara girersem çok uzar. Ben bu ülkeyi anlatamadım. Bu kanallara, bu büyük medya kuruluşlarına. Bir büyük organizasyon yapın. Bir ekip yapın. Ve Kur'an'ı ilk ayetinden son ayetine kadar şu millete ben bir anlatayım. Evet. Yani yorumlayarak, mesajlarını vererek anlatayım. İnan, bugüne kadar demin saydım şunu, 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 şunu bu millete. Daha öyle onlarca var. Bunların hepsini vermeye ömrüm yeter mi, yetmez mi? Bilemem. Ama yolu açtık. Demin Necip Fazıl'dan bahsettik. Rahmetli, muhteşem bir deyişi vardır. Diyor ki, surda bir gedik açtık. Mukaddes mi? Mukaddes. Ey kahperüzgar, artık ne yandan eserseniz. Bu söz benim yaptığım iş için daha güzeli olmayan bir sözdür. Anlatma bakımından. Ben Allah ile aldatma kahpeliğinin surlarında gedikler açtım. Onları tıkayamazlar. Oradan birileri mutlaka girecek yer geç. Ve bunların canını okuyacak. Şimdi rüzgar nereden eserseniz işte. Surda o gedikleri açtım ben. Her kitabım o gediklere atılmış bir top mermisi gibidir. Yıkmış, darmadağın etmiş ve içeri bu darmadağın tabirini bir Alman düşünür kullanıyor benim için. Bir kitap yazıyor ve orada diyor ki, geleneksel dinciliğin bütün dayanaklarını, istinadgahlarını bir bir tahrip etti, yerle bir etti diyor. Ama öyle. Böyle bir tabir öyle kullanmış. Ego. Galiba anlamını bilmeden kullanıyor. Ego. Ne ego yapacağım ben? Lan benim ego yapmaya ihtiyacım mı var? Ben yaptığım işi anlatıyorum. Yani sana diyorum ki mesela ben Frau'nun kitabını yazdım. Onun içinde şunlar var. Şu 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 mesajlar da bugüne kadar bu millete söylenmedi. İşte deizm kitabında öyle, şeytancılık da böyle. Lan söylendi mi? Eğer söylendiyse bunu ispat edersem ben o zaman ego değil, ukalalık yapmış olurum. Söyle, mahcup et beni. Egoizm diyorsan sen buna, o zaman o da benim ana sütü gibi hakkım. Sen niye sana batıyor? Şimdi hani kamyonların arkasına yazıyor ya bizim halk çocukları, enteresan. Nazar etme ne olur, çalış senin de senin olur. Senin de olur. Ama bizim hiç ne evimiz doğuruyor, ne saraylarımız, ne arabalarımız doğuruyor. Gene Necip Fazıl, mekanı cennet olsun, evet, diyor ki, garip geldik, gideriz. Rafa koy evi barkı, tek dudaktan dudağa geçsin ölümsüz şarkı diyor. Biz ölümsüz şarkının tutkunları, sevdalılarıyız. O şarkı çalınıyor mu? Biz rahat ve mutluyuz. Gerisi hiç vız gelir bize. Şimdi böyle bir insanlık nesli var. Tarihin diyalektiği bunu çıkarıyor ortaya. Tabii değil mi? Şimdi Necip Fazıl dedim, bir iki anekdot vereyim. Necip, tabii değil mi? Şimdi Necip Fazıl dedim, bir iki anekdot vereyim. Necip Fazıl son derece sert mizaçlı, yanında bir saat bile zor tahammül edeceğin. Çünkü öyle korkunç bir zeka ve öyle bir kültür ki söylediğin her şeye 20 tane yanlış bulur. Ve bunu söyler. Bir arkadaşımız onun için, ya bu çok müzeç bir adam. Yani insanı taciz ediyor. Bunun yanında nasıl sen oturuyorsun, bununla nasıl sayfa hazırlıyorsun bilmem ne falan. Ama hayatında bir evi olmadı bakın. Bir dostunun
işte önce kirayla sonra da kirasını tekil bekir alarak ona tahsis ettiği bir evde oturdu. Yok, dediği gibi. Ama son derece sert, hakikaten tahammül edilmez dedikleri tipten bir insandı. Sert mizaçlı, kırıcı. Fakat bir gün geldi, o Necip Fazıl. Necip Fazıl, siz gözyaşı falan dersiniz, o edebiyatta kalır. Necip Fazıl, Necip Fazıl'ın gözleri yaşmaş tanımaz. Şey gibi bir adam, şövalye. Şövalye hakikaten. Kalemi şövalye kılıcı, benim gibi. Şövalye. Bir gün geldi, son yazdığı kıta budur denir. El yazısıyla bırakmış masasının üstünde çünkü. Diyor ki, güneş mızrak boyu yaklaştı ufka. Metafor kullanıyor. Yani artık sona geldik. 80 küsur yaşında bunu yazdığı zaman. Güneş mızrak boyu yaklaştı ufka. Camlarda renklerin sevda cümbüşü. Ey gönül, madenin ne kadar yufka, ağlamana yeter bir kuş ötüşü diyor. Necip Fazıl bunu diyor. Evet, bir gün geldi ki o çelikten daha sert Necip Fazıl hakikaten bir kuş ötüşüyle ağlar hale geldi. Bu da bir anekdottur. Daha çok şey var da onlara vakti geldikçe atıflar yaparız. Ego mego, işte ona da ego derdiler, ego. Mr. Ego, ego diyenler var, aynen böyle. Monsieur Ego diyenler vardı. O frankofon kültürden geldiği için Monsieur Ego, Bay Ego, Ego, Ego. Ben onun da çok iyi arkadaşı, dostu olan Ayhan Songar'la, ben o kadar derin dostluğum filan ama evine de girdim çıktım defalarca, bir muhabbetim vardı. Konuşurduk, fikri meseleleri, röportajlar yaptım, kaç defa sohbet ettik, tek başımıza, başkalarıyla filan. Böyle şeylerimiz vardı. Ben Profesör rahmetli Ayhan Songar'dan dinledim. Onun müdavi hekimiydi aynı zamanda, psikiyatri uzmanı. Dedi ki, birçok yaratıcı deha gibi o da bizim vokabülerimizde bir hastadır dedi. Egoizmi de olan bir hasta. Birkaç hastalığı var dedi. O hastalıklar olmadan o eserler vücut bulmaz. Bunu bileceksiniz ve onun nazını çekeceksiniz. Yaratıcı adamın nazını çekmeyen toplumlar iflah etmez. O nazı çekeceksiniz diyordu Ayhan Songar. Bunlar bizim bilim adamı olarak, bizim literatürümüzde bunlar deli. Hakikaten kayıtlı hastasıydı Necip Fazıl onun. Daha niceleri. Niye şimdi ego, egoizm, egoizm, egosu çok kuvvetli. Evet, benim egom çok kuvvetlidir. Kimsenin önünde eğilmem. Kimseye satacak hiçbir şeyim yoktur benim. Ben ne satarsam tarihin diyalektiğine satarım, veririm. Ne alırsam karşılığında ondan alırım veya beklerim. İnsanoğluna ne bir şey satarım, ne ondan bir şey beklerim. Çocuklarım ve eşim de buna dahildir.
Ben böyle bir adam ya. Beğenmiyorsan Allah selamet versin kardeşim. Eğer benim bu haletim ve ruhum, bu tavrım, bu jargonumda bir sonsuzlaşma keyfi var. Onu yakalayıp sen de keyiflenemiyorsan zaten sen benim için bir pul etmesin. Keyifleniyorsan onu fark etmişsin demektir. O zaman zaten bu lafları demesin bana ya. Şimdi böyle böyle geldik. Şimdi efendim ego. Peki. Her kitabın bir ego. Hepsini kaldırayım tedavülde. Bunlar yazılmamış olsun. Sen yakından beni yıllardır takip eden birisin ve daha niceleri. Bir düşün, yani Allah ile aldatma tabirini bilmemeye Türk milleti devam etsin. Şeytan evliyası tabirini bilmemeye devam etsin. Son. İmam-ı Azam'a hangi ihanetler kahpece yapılmış, sonra da nasıl istismar edilmiş, bunları bilmemeye devam etsin. Acaba bunları bilmesine rağmen dinciliğin kara katranı altında perişan olmuş bu toplumun hali nice olurdu? Bana ismini vermeyeceğim şimdi, oradan hemen bir takım spekülasyonlara yol açarlar. Muhteşem ve müthiş bir adam Türkiye'nin mevkii bakımından da, şahsiyeti bakımından da. Dedi ki, senin kıymetini Türkiye asgari 50 yıl sonra anlar. Eğer o zamanlar o tehlikeler vardı, eğer sen bu toplumda çıkmamış, konuşmamış olsaydın, Türkiye, İran'ı 20 fersah daha sollamış geçmiş olurdu. Tam İran mollaizminin böyle ortalığı kasıp kavurduğu günlerde bunu söyledi. 90'lı yıllar filan. Evet, böyle. Şimdi aykırı adamları takip edecek dedim. Aykırı adamlar işte egosu olan adamlardır. Aykırı adamlardan şikayet edenlerin yenileşmenin, ilerlemenin, boyut yükseltmenin nimetlerinden yararlanmaya hakları yoktur. Zıkım olsun onlara o nimetler. O aykırı adamların çektiği çilelerin mahsulüdür o. Hem ona sövecek, hem o nimetten ya zıkım olsun, yılan kılçığı olsun, gırtlağına saplansın. Benim adam açtır cebimden paramı çalmış. Çıplaktır, gelmiş bir numarayla ceketimi almış, götürmüş. Ben biraz o adama sinirlenirim, şu bu, sonra derim ki tamam, yani ne yapacaktı? Ama hem benim ürettiğim küresel, evrensel, tarihi değerlerden yararlanıp, nimetlerden, hem de egoistler falan, koca bir ego, burnu büyük falan. Sen, bana soruyor adam gelip diyor ki, sen diyor, nereden destek alıyorsun ya? Kim seni destekliyor? Böyle, ya bir başına bunlar diyor, bu, dedim, benim hayatım açık. Ben şunu ilan ettim, bundan 25 sene önce. Benim bütün hayatımı, 24 saatimi bir cam fanus içine koyun ve gözlemleyin. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Yani insanlık değerleri, özellikle Kur'an değerleri açısından gayrimeşru diye nitelendirecek hiçbir şeyim yok benim. Yoktur. Ben Kur'an'ın onay vermediği hiçbir şeyi hayatımda yapmadım. Yapmam. Çünkü tek vekilim, tek savunucum, tek koruyucum,
Tek güvendiğim odur. Onu küstürürsem perişan olurum. Ondan onay almadan hiçbir şey yapmam. Özel hayatımda da yapmam. E ondan onay aldıktan sonra benim bir cam fanusu içinde her şeyimi görün kardeşim. Tıpta, şeriatta ayıp da yoktur. Her şeyimi görün. Yok, yok diyor elbim. Senin diyor, senin arkan kuvvetli diyor birileri falan. Yok benim arkam değil, önüm kuvvetli dedim. Yanlış hesap yapıyorsun. Tam tersi. Benim arkam kuvvetli değil. Önüm kuvvetli çünkü gözlerim önde. Görürüm ve icabını yaparım. Bu kadarını söyleyeyim. Ondan sonra zaten sustu. Senle de zaten dedi, lafla baş edilmez. Hayır. Siz Kur'an'la baş edin. Kur'an'la baş edin. Onunla baş ettiğiniz zaman ben mağlubiyeti peşinen kabul edeceğim. Çünkü benim bütün hüccetlerimin kaynağı odur. Ben gayrimüslime de o hüccetleri kullanarak eleştiri getiriyorum. Müslüman geçinene de, herkese. Hiç mahrum ve mağdur etmedi. Etmez. Ama Kur'an'ı onun verdiği hüccetleri adam gibi kullanacak şekilde okumanız lazım. O okuma bir donanıma ihtiyaç hissettiriyor. Zaman zaman burada diyorum ya ben 6 dilde okuyorum. Evet. İşte donanım. Bir tanesi. Sen Fransızcaya, İngilizceye, Almancaya besmelesiz kitaplar, diller deyip tekme atıp kaldırıp savuracaksın. Farsçaya benim Sasani, müşrik Sasanilerin dili bilmem ne falan bahane bulmak zor değil ki. E ne kalıyor? Ondan sonra annenden öğrendiğin Türkçeyi de en ileri rakam 500 kelimeyle konuşuyorsun. Keşke 500 olsa. Yok. Bunlar söz ve kalem sahibi. Ben bunların yazdıklarını okuyorum. Sırf Türk dili açısından tahsih yapsam ve buna bir maaş tahsis etseler ben Türkiye'nin en zengin adamı olurum. Mecliste de öyleydi. Öyle. Çıkıyor orada konuşuyor. Milletvekili bilmem nereden seçilmiş gelmiyor. O ala yuvala ile. Oradan laf atıyor ona. Diyor ki sen benim muhatabım değilsin. Ben de bağırıyorum bu yandan. Şedde yok, şedde yok, şeddesiz muhatap. Onu da anlamıyor şeddemede. Şeddeyi de bilmez. Bilmiyor. Öbürü çıkıyor orada. Önümüzdeki Kasım ayında diyor. Hukukçu adam. Hangisini söyledi? Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz hepimizin gönlünde yeri olan Hazreti Mevlana'nın Şebbi Aruz'una geldik. Şebbi Aruz. Bağırıyorum ben bu yerden. Şebbi değil, şeddesiz. Şebbi. Şebbi Aruz. Aruz değil, Aruz. Aruz bir vezindir. Hey koca adam. Biliyorum. Tırnak içinde. Evet. Aruz bir vezindir. Hece vezine karşı bir de aruz vezni var. Mevlana öyle aruz sinle. Düğün demek. Şenlik demek. Şebi aruz da Mevlana tarafından ölüm gecesi için kullanılmıştır. Siz ölüm gecesi ağlarsınız diyor. Hayır, o benim aruz da Mevlana tarafından ölüm gecesi için kullanılmıştır. Siz ölüm gecesi ağlarsınız diyor. Hayır, o benim şebi arusumdur. Ben sevgiliye kavuşuyorum. Niye ağlıyorsunuz diyor. Size ne? Şebbi aruz. Koca belediyeler, bilmem neler, ilanlar, reklamlar görüyorum. Aynen böyle. Koca ankırmen midir? Bilmem ben nedir. Neyse, şimdi cinas yapmak istemiyorum. Evet. Olmaz.
Maalesef. Şimdi. Evet, biliyorsunuz sevgili seyirciler, bugün Şebbi Aruz'un Şebbi Aruz'un yıl dönümü. Ya sizi bu ekrana çıkmadan sizi bir denetleyen yok mu? Siz Türkçe imtihanına girmeden mi bu ekrana geliyorsunuz? Evet. Nasıl oluyor, sen bunu bilirsin. Benim artık... büyük şikayet, dil yarası diye bir yazım vardır benim. Onu bir gün getireyim de okuyalım. Yıllar önce yazmıştım. Sırf bu ekranda yakaladıklarımdır. Bu nasıl oluyor ya? Bunun bir imtihanı, bir elemesi, bir denetleyicisi falan böyle bir şey yok mu? Yok. Yok. Amir beğeniyor. Kaşın hilal, gözün badem, saçın sırma diyor, oturtuyor. Anlamışım. Böyle. Türkçe hak getire. Şimdi bu, mesela musikide de bunun yansımaları var. Çok. Ne diyorlar ona? Repertuar kurulu. Hepsini selamlıyorum buradan. Nasıl bir kurul bu ya? Şu güfte üzerine yapılmış bir besteyi nasıl geçiriyorsunuz siz buradan kardeşim? Ben onun sanat değerini, lirizmini geçtim onları zaten. Nefreti makamında. Efendim yazmış adam. Tamam da diyor ki mevsim Eylül sen hala gelmedin. Mevsim Eylül. tabii. Ey ahali, ey ümmeti Muhammed. Eylül diye bir mevsim var mı? Eylül aydır, ay. Öbürü diyor ki yalvarırım ne olur ha. 5 dakika ayır da bir mektup yaz. Dakika. Okuyor. Hem bu anlı şanlılarından biri. Sonra şunu söylüyorum. T ile D harfi bu Türk musikisi okuyanları ahirette Allah'a şikayet edecek. Kurtulamazlar. Doğru. Ya aynı kelime. Gülüyoruz ağlanacak. Güftenin bir yerinde D telaffuzu ile okunuyor. Hemen altındaki T telaffuzu ile okunuyor. Ve bakıyorsunuz koca bilmem ne diye vasıflandırılanlar. Sana dün bir tepeden baktım. Onu hiç sormayın. Aziz İstanbul. Gülgün, İstanbul diye bir şehir var mı? Rahmetli Zeki Müren'i bir dinleyin. Spikerlere hocalık yapmış bir sanatçıdır. Zeki Müren'i dinleyin. Tabii. Ben 60 küsür yaşındayım. Benim yaş çerçevem içinde Türkçeyi o kadar temiz konuşan bir adam görmedim. Ya bir T'yi kaçırmaz. Tane tane. Bir T'yi kaçırmaz. İki T yan yana gelmiş. Onlar öyle yuvarlamaz. İkisinin de hakkını verir. Bu yanda sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul. İstanbul oldu zaten tabii. M ile telaffuz edilen. Ya neler. Daha neler. Zaten sonra... o güfte öyle okuyor mu? Hemen tak, evet. Kapatıyorum. Programımızın sürekli bittiği işaretini veriyor arkadaşlarım. Türkçe söz konusu olunca tam böyle. Program biter, söz bitmez. İranlı ne diyor? Evet. İn suhan ra payan nedaret. Bu bizim sözümüzün nihayeti yoktur. Efendim, bir pazar günü söz ve ışığı yine burada bir virgülle gelecek haftaya kadar ayırıyoruz. Gelecek hafta yine saat 21'de buradayız. Görüşmek dileğiyle. Sizlere bu yılın zannediyorum son programını sunuyoruz. Öyle mi? Tabii önümüzdeki yıl 2016'da konuşacağız. Evet. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyoruz. Evet. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyoruz. Ülkemiz için her şey çok güzel olsun temennilerimizle. Esen kalın.